İyi akşamlar Köy TV izleyicileri. Bir akşam daha beraberiz. Bu akşam bilgisiz bir program yapıyoruz. Bilgi bir yerde nerede olduğunu bilmiyorum. Çok gizli. Ömer'e de söylememiş. Ama biraz sonra belki aramıza katılabilir. Ben şimdi Ayşe Hanım'a sözü verdikten sonra Bilge'ye bekliyoruz. Bir 10 dakika görün bize nerelerdesin diyeceğim. Bilge'yi de mutlaka canlı yayına alacağız. Ayşe Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum Mücahit Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz bizler de. Bizim programımız aslında 3 kişilik oluyordu. Ama bu hafta Bilge'nin bir yerlerde oluşu nedeniyle sizi yalnız ağırlıyorum. Bizim programın seyrinde ilk başta biz biraz üreticilerimize bu haftanın ve önümüzdeki haftanın hava durumuyla zeytincilikteki genel değerlendirmeleri yapıyoruz. Müsaadenizle ben bir ona girizgah yapayım, ondan sonra tekrar size döneceğim. Şimdi bir haftadan beri biz hepimiz yağmur bekliyoruz. Çok kısmi güneylerde biraz yağmur yağdı. Bugün havaya baktım yine radardan tabii bakıyoruz. Marmara bölgesinde böyle biraz bulutlanma vardı ama ne kadar nereye ne yağmur düştü bilmiyorum. Ama önümüzdeki 5 gün zarfında gene zeytinlik alanlarında yağış görünmüyor. Beklentilerde Eylül beklentileri Ekim'in yağışlı geçeceğini söylüyordu ama maalesef Ekim de boş geçti. Birçok arkadaşımız hasada başladı ama bazı arkadaşlarım durdurdu çünkü hasat maliyetiyle zeytinyağı fiyatları arasında bir uçurum söz konusu. Bu yüzden de arkadaşlar bir durdurdu. Ufak ufak artık şeyler belli oldu. Yevmiyeler belli oldu. Sizler de duymuşsunuzdur zaten. Rakamlara girmeyeceğim ama yevmiyelere göre zeytinyağı fiyatları istenilen ölçeklerde değil. Marmara Birlik fiyatını açıkladı. Marmara Birlik'te bir daha doğrusu fiyatlamayı bu seneki maliyetleri. Önümüzdeki günlerde piyasa biraz daha şekillenir ama dış piyasalardaki belirsizlik hala devam ediyor. Bu yüzden bu sene böyle bir belirsizlik devam edecek gibi hani fiyata bağlı kalmaksızın ürününüzün kalitesine göre sofralık veya yağlık noktasında dayanma gücünüze göre de stoklama yapmanızı öneriyorum. Çünkü gerçekten hani bir şey tavsiye edebileceğimiz, bir şey konuşabileceğimiz, bir şey anlatabileceğimiz fiyatlarla ilgili bir yıl değil. Hepimizin beklentisi çok yüksekti ama baktığınızda işte domateste hala problemler devam ediyor. Ayçiçeğinde, hakeza mısırda, hakeza yani birçok tarım ürününde sorunlar var. Bugün bir arkadaşım söyledi, kirazcılar biraz para kazandı bu sene dedi, erken yatıranlar dedi, biraz para gördüler dedi. İnşallah bu yıl böyle geçer, bir daha da gelmez. Hani bizde bıraktığı boşluk olur, biz onu kötü kötü anarız bu seneyi. Çünkü hakikaten de zor bir yıl geçiyor hem iklim açısından. Bu arada su yok, yani benim dolaştığım tüm arazilerin tamamında sularda sıkıntı var. Hatta bir yaptığım paylaşımda bazı arkadaşlarım bizim ilk defa kuyularımız kurudu diye yazan arkadaşlarım oldu. Bu bizim açımızdan büyük sıkıntı. Önümüzdeki 5 gün daha su yok. Su tasarrufunu sadece biz çiftçiler değil tüm Türkiye'nin tamamı yapmak durumunda. Sevindirici haberler kar yağışları. Erken dönemde karlar geldi. İnşallah kar yağışları batıda da, Orta Anadolu'da da, güneyde de her yerde devam eder. Toroslara ne kadar çok kar yağarsa bizim Akdeniz bölgesindeki zeytinliklere o kadar su depolanır. Kaz Dağı'na ne kadar kar yağarsa, Spile, Bozdağ'a, aklıma gelmeyen tüm dağlarımıza ne kadar çok kar yağarsa o kadar bizim açımızdan iyi diyoruz. Bu arada telefon numaramız, ben şimdi hep Bilge söylüyordu Köy TV'nin numarasını. Ömer bana bir yazabilir misin onu? Veya ekrana verebilirsen numaramızı bir söyleyelim. Ona göre de sorularınız varsa yazarsınız. Ömer bana iletecek onların hepsini. Tekrar Ayşe Hanım'a hoş geldiniz diyorum. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Mücahit Bey. Şimdi biz kısaca önce sizi tanıyalım. Ondan sonra da benim de basit sorularım var sizin alanınızla ilgili. Oradan başlayalım. Tabii. Ben diyetisyen Ayşe Güneş. Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik'ten 2019 senesinde mezun oldum. Yaklaşık 5 senedir de bu mesleği yapıyorum. 3 senedir de Bayraklı'da, İzmir'de kendi ofisimde birebir danışmanlık hizmeti veriyorum.
Genel olarak sağlıklı beslenmek, sürdürülebilir beslenme, bunu nasıl hayat tarzı haline getirebiliriz? Ve tabii ki kronik beslenmelerde, kronik rahatsızlıklarda bunu beslenmeyle nasıl iyileştirebiliriz ya da süreci nasıl hafifletebiliriz? Bunun üzerine çalışıyoruz. Dediğim gibi 3 yıldır kendi danışanlarıma birebir hizmet veriyorum. Emeğinize sağlık. Şimdi ben aslında burada şeyden başlamak istiyorum. Önce Ömer numarayı göndermiş, oradan başlayayım. 0552-252-1616 beslenme ve diyetle ilgili sorularınızı bekliyoruz şeye, kanala. Ömer bize iletecek. Şimdi bizim Zeytincik'te bir firmamız, ben o sloganı çok beğeniyorum. Firmanın ismini veremiyorum burada. Normalde verirdim de şimdi beslerken koruyoruz diyoruz zeytin ağaçlarında. İnsanlarda da bu durum var mıdır? Yani biz beslenirken aslında korunuyor muyuz? Tabii ki. Aslında beslenme düzenlendiğinde bu bir tıbbi beslenme tedavisine geçebilir. Bu da koruyucu hekimlik kısmına geliyor. Aynı zamanda fonksiyonel tıp diyetisyenliği de yapıyorum. Bunun üzerine çok çalışıyoruz. Bizde buna da şey denir tabir olarak. Akan bir musluk varsa ve etrafta sular akmış, biz önce yeri silmek yerine beslenme bu işin musluğu kapatma kısmıdır. Yani önce bu belirtileri yok etmek, yani başınız ağrıyorsa baş ağrısını kaldırmak değil de neden baş ağrıyor, ne eksik ya da ne fazla, bunun üzerine çalışmaktır. O anlamda tabii ki beslenme bir korumadır, yani öncesinde bir koruyucu hekimlik görevi görür. Oo, çok güzel. Aslında cümleniz çok güzel. Yani ben çok beğendim onu. Önce musluğu kapatalım, sonra ortalığı siler süpürürüz. Ama bu güzel bizim açımızdan. Şimdi ikinci sorum, aslında bu bizim üreticilerimizi de çok ilgilendiriyor. Bizim üreticiler de, ben de dahilim buna, hepimiz biraz göbekliyiz. Arazilerde çalışıyoruz. Böyle bulduğumuz zaman ekmeği falan çok güzel yeriz. Bulamadığımız zaman da iş akışına göre de ne bulursak onu yiyoruz. Aslında biz sağlıklı besleniyor muyuz? Oradan başlayalım. Göbekliyseniz hayır. Ben göbekliyim. Biraz sağlıklı yağlar almanız gerekiyor. Bu anlamda aslında tam olarak size zeytinyağından daha ben başka bir yağ kullanmıyorum, tereyağı ve zeytinyağından. Hani onu da biraz içerim ben. Hani bulduğum zaman, iyisini bulduğum zaman öyle bardağa koyarım, böyle bir şat yaparım ki Bilge zaten onu programlardan önce yapıyordu. Biz içiyoruz ya, zeytinyağını da içiyoruz. Daha doğal ne bulabiliriz ki zeytinyağı ve tereyağından başka? Sadece doğru besinleri tüketmek bu işin çözümü olmuyor. Aynı zamanda tüketmemeniz gereken bir kısım da var. O kısmı da bir elimine etmek gerekiyor. Evet, zeytinyağı çok sağlıklı. Bunu tüketmek çok faydalı ama porsiyonu da önemli. Aynı zamanda onun yanında ne tükettiğiniz de önemli. Şimdi bir zeytinyağını bolca beyaz ekmekle tüketiyorsanız evet göbek yapar. Biraz da hamur işi, poğaça, börek, çörek tarzı bu katı yağların kullanıldığı, tereyağının kullanıldığı kısımlar göbek çevresini çok yağlandırır. Aslında o da sıkıntılı bir yağlanma. Yani organlar o bölgede toplandığı için eğer ki göbek çevresi yağlanıyor ve genişliyorsa sıkıntılıdır. Yani başka hastalıklara sebebiyet verebilir. Çünkü direkt organ yağlanmasına işaret eder. O yüzden sağlıklı beslenmediğinizi gösterir. Biraz da bu erkeklerde çok fazla, yani göbek çevresinde karın bölgesine genişleme. Şimdi biraz bu anlamda dediğim gibi diğer tükettiğiniz besinleri de düzenlemeniz gerekiyor. Sadece doğru besin, bir besin tüketmek çözüm olmuyor. Beslenme bir bütün. Dolayısıyla bütün faktörleri aynı anda değerlendirmeniz gerekiyor. Sadece tek bir doğruyu yapmak ya da tek bir yanlıştan kaçınmak, hareket etmek tek başına hiçbir şeyi çözmüyor. Birçok faktörü aynı anda hesaplamanız ve düzenlemeniz gerekiyor. O yüzden aslında biz de meslek olarak biz daha çok bu konuda çalışıyoruz. Sadece yedikleriniz bile değil, hareket durumunuz, uyku durumunuz, stres faktörünüz hepsi etkiliyor. O yüzden beslenmeyi düzenlemek birçok konuyla hayatı da düzenli hale getiriyor. Özellikle burada katı yağ tüketimi dediğim gibi göbek çevresini yağlandırır. Bunu da daha çok basit şekerler takip eder. Yani işte beyaz un dediğimiz, basit bu beyaz şeker dediğimiz, vücut tarafından tüketimi daha zor, kan şekerini daha hızlı yükseltip alçaltan, dolayısıyla daha çabuk acıktıran besinler bunlar. Onları da diyetten çıkarmak gerekiyor. Tam tersi, onlar yerine daha sağlıklı yağlar ve sağlıklı protein kaynakları almak gerekiyor. Hem hayvansal hem bitkisel olarak doğru protein kaynağı doğru yağla birleştiği zaman çok uzun süre tok tutar. Aynı zamanda da kilo vermenizi de kolaylaştırır aslında. Sadece vermek de değil. Yani doğru kiloda kalabilmenizi, sağlıklı olabilmenizi sağlar. O yüzden biraz besinleri düzenlerken öğün düzenlemesi de yapmak gerekir.
kahvaltı, öğle, akşam şeklinde, ara öğünler şeklinde. Biraz güne erken başlar üreticiler, belki öyleyse 3 öğün yapmak daha makul. O anlamda da öğünlerinizin içeriği de önemli tabii ki. Yani kahvaltıyı herhangi bir şekilde yapmak doğru değil. Doğru protein kaynağıyla, doğru yağla birleştirip tokluk süresinde uzatarak kan şekerini dengeli tutmak lazım. Ya şimdi mesela şöyle örnek vereyim. Hani mesela ben bugün de bir bahçede hasattaydım. Geçen hafta da öyle. Hepimiz arazinin içerisinde göbekli erkekleriz. Yani çok çalışılıyor falan ama şöyle söyleyeyim. Kahvaltı, zeytin, peynir, ekmek, bir de çay. Hani bunun yanında salça varsa bir kısmen salça, tereyağı geldiyse tereyağı. O da havanın sıcaklığına bağlı. Akarsa tereyağı, o da gelmez. O yüzden hani sabah kahvaltısı böyle. Öğle yemeği biraz daha belki evde kalan gene bir şeyler ama o ekmek gene var. Yani o ekmeksiz bizim şansımız yok. Arazide çünkü çalışırken de öyle. Hiç yemediğinizde zaten mesela benim arkadaşlarım var. Araziye giderlerken hiçbir şey götürmüyorlar. Ben ona daha sağlıksız diyorum. Bana göre çok daha sıkıntılı. Ama biz mesela bu tipte çok şeyde çalışan, arazide çalışan ev imkanıyla, yani sabah geldiğinde çıkınının yanında ne götürürse onunla yiyen insanlarız biz. Onunla akşama kadar beslenmek durumundayız. Bu yüzden böyle hani çok çeşitli bir şey götüremiyoruz. Bununla ilgili bize bir şeyler söyleme şansınız var mı, tavsiye edeceğiniz? Şimdi şöyle, çok aslında aşinayım bu durumlara. Ben doğma büyüme İzmirliyim ama memleketim Erzurum. Çok da sık gider geliriz. Hatta annemler babamlar hala oradalar. Şimdi o tarlaya gidip gelirken ki çıkını da siz hazırlıyorsunuz aslında. Evet. Yani bir kere orada hemfikir olur. Evet. Bir yanda oraya koyarak bir kere niyetiniz baştan belli. Şimdi şöyle, şuradan başlayayım. Biz ekmeğe karşı değiliz aslında. Böyle bir algı var maalesef. Biraz da sosyal medyanın yaptığı bir algı. Biraz Canan Hoca da biraz katkıda bulundu buna. Yani onu da seviyorum arada. Çok severim hocamı. Hani o yüzden hani onda katkısı var. Sağ olsun. Doğru ekmeği doğru porsiyonda tüketmek ve öğünleri yerleştirmek gerekiyor. Ekmeksiz beslenmek çok daha zor ve bizim kültürümüze de çok aykırı. Dolayısıyla o ekmek türünü ayarlayabilmek, doğru ekmeği tüketebilmek ve porsiyonunu ayarlayabilmek bu işin kilit taşı. Eğer onu yapabilirseniz ekmek lütfen tüketin, öğünlerinize yerleştirin. Çünkü o da kan şekerini o yine belli seviyede tutacak olan besindir. Çok yüksek lif içerir. Dolayısıyla tokluk hissini de verir. Şimdi ekmek yemediğiniz zaman yanındaki katık dediğimiz şeylerden çok daha fazla yemeniz gerekir tokluk hissi için. Doğru ekmeği yediğinizde de o katıkların miktarını da azaltır. Hem de dediğim gibi sonrasında çabuk acıkmamanızı da sağlar. Sabah kahvaltınızı beğendim. Bir tek orada bir yumurta eksik. Bedenen çalışan işçilersiniz. Protein kaynağı eksik. Tereyağı ve salça kısmını duymamış gibi yapıyorum tabii. Diğer türlü peynir, zeytin olayı, sağlıklı yağ grubu çok kıymetli. Aynı zamanda sağlıklı protein grubu. Onlar sizin tokluk sürenizi de uzatacaktır. Ve vücutta depolanabilme ihtimali de düşüktür. Çünkü bedenen de çalışıyorsunuz, o proteine ihtiyacınız var ve sağlıklı bir yağ alıyorsunuz. Dolayısıyla vücut da onu kullanır. Ekmekle desteklediğinizde de kan şekeri seviyede kalır. Güzel bir düzen. Biraz burada öğle yemeği, akşam yemeğinde bizim toplumumuzda pilav makarna çok devreye giriyor. Evet. Ekmeğe karşı değiliz ama maalesef pilav makarnaya biraz karşıyız. Çok fazla porsiyon olarak da, sıklık olarak da çok tükettiğimiz besinler. Hem her gün tüketiliyor pilav, hem de... Pilav şey sorayım, bulgur mu, pirinç mi? Hani orayı ayırabiliyor muyuz? İkisi de. İkisi de. Eyvah. Öyle. Aslında dediğim gibi fonksiyonel beslenmede şu an daha yaygın olarak basmati pirinci tercih edilir. Nişasta oranının düşüklüğünden ötürü. Bulgur niye sınıfta kalıyor? Biraz bazı kişilerde bağırsak problemlerinden ötürü hazımsızlık, şişkinlik yapabiliyor. Gaz sorunlarına sebebiyet verebiliyor. Yine oradaki bazı bağırsaktaki sağlıklı bakterileri olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden biraz bulgur geri planda kalıyor. Sıralama yaparsam önce basmati pirincini tercih ederim. Eğer yoksa mümkün değilse bulgur pilavı. Pirinç pilavı da sıralamaya pek girebilir gibi durmuyor. Çok çok acıktırır. Tıpkı beyaz ekmek gibi. Sadece beyaz ekmek gibi de değil, içerisine yağ da giriyor. Oldukça tereyağlı da tüketen bir toplumuz. O yüzden sadece un da değil, biraz orada şeyde de yağ grubunu da artırmış oluyor. Hem de doymuş yağ, katı yağ artırmış oluyor. Biraz bence öğle ve akşam yemeklerinde bunları azaltmak gerekiyor. Yani ekmeği önce suçlu bulmak sıkıntılı. Ekmek yemeliyiz, doğru ekmeği, ama diğer yandaşçılarda bazı sıkıntılar var.
Peki makarna neden sınıfta kalıyor? Hani İtalyanlara baktığınızda daha bir inceler ya, böyle şey geliyor bana. Orada hiç İtalyan pizzasına denk geldiniz mi bilmiyorum ama çok incedir. Evet. Porsiyonları çok küçüktür, bizdeki gibi öyle devasa pizzalar yok. Bir de şimdi makarna dediğiniz şey de aslında beyaz un, yani basit karbonhidrat. Tümü için aynı cümleyi kurabilirim. Kan şekerini çok hızlı yükseltir ve tekrar düşürür. Yani orada bir tokluk hissi sağlamaz. Gereksiz bir kalori almış olursunuz ve vücut bunu depolamak zorunda kalacak. Çünkü öğününüzün kalorisi de artmış oldu. Aynı zamanda makarna pilavla birlikte doymuş yağ aldınız. Muhtemelen tereyağlı olduğu için onu da depoladı vücut. Tok da kalamadınız. Yandaki yemeğe de çok yardımcı olamadı. Muhtemelen makarna yediğiniz için ekmek de yemediniz. Lif açısından da eksik kaldı. O yüzden çok da gerek yok. Belki tam buğday ya da esmer makarnalar olabilir. Ya da tüm hepsi için söylüyorum. Yani tüm zararlı besinler için söyleyebilirim. Porsiyonu ve sıklığı az olduğunda hiçbirisi size çok zarar vermez. Ama her gün yiyorsanız evet, sıkıntı. Tamam, şimdi bu daha bir güzel bir cümle oldu. Bu son cümleyi ben cebimde tutabilirim. Çünkü yani ben bulgur pilavını çok seviyorum. Hani hakikaten de bu, onu bulduğum zaman genelde o benim için şeydir. Yani hani o bulgurun içerisine böyle bir de daha böyle bir şeyler atıldıysa, etten vesaireden o hakikaten hani bir de şey, yani ben buğday kısmından bakıyorum. Buğday üretiminde pirinç üretimi arasında da pestisit ve kimyasal gübre kullanım açısından buğday daha kolay. Yani buğdaydan yapılan bulgur benim için daha ön plandaydı, ama dedim yani ben bunları bir kulağıma küpe yapacağım inşallah. Tüm besinler için dediğim gibi sürdürülebilir beslenme üzerine çalışıyorum daha çok. Hatta artık çoğu meslektaşım da bu yöne evrildi. Bizim kültürümüzde tamamen işte şey gibi bir filtre oluşturamıyoruz. Bunlar artık hayatımızda hiç yok. Bunları tamamen çıkarın ve artık sadece bunlarla beslenin diyemiyoruz. Çünkü çok kültürel bir varlığız ve bizim kültür olarak da çok toplumla yaşıyoruz. İnsanlarla çok sık bir araya geliyoruz. Yani çoğu zaman da kendi hazırlamadığımız sofralara oturuyoruz veya misafir davet ediyoruz. Evimize gelmek gitmeler, düğünler, bayramlar, cenazeler birçoğunda bizim yemekli oluyor, yemek bastı oluyor. Dolayısıyla kendi hazırlamadığınız yemeklerle baş başa kalıyorsunuz. O yüzden aslında yasak kavramını çok gerçekçi bulmuyorum, sürdürülebilir de bulmuyorum. Çok kısa süreli uygulanabiliyor. Onu biraz daha hayat tarzı haline getirdiğiniz noktada porsiyonu ve sıklığını ayarladığınızda her şeyi yiyebilirsiniz. Yani çok zararlı şeyleri de yiyebilirsiniz ama sıklığını ve porsiyonu azaltmanız gerekir. Aksi takdirde size zarar verir. Ama az az sık sık yani çok böyle gün aşırı yemediğiniz sürece hiç sıkıntı kalmaz. Hiçbir şey size çok zarar veremez. İlk başta bahsettiğim gibi bir bütün. Yani sadece bir şey yediğiniz için sağlıklı bir insan olamayacağınız gibi tek bir şeyden ötürü de sağlıksız olamazsınız. Yani işte biz şeyle kendimize ya zeytinyağının en doğalını yiyoruz falan diye kandırıyoruz, ama hakikaten de baktığınızda bütün üreticilerin, bizim zeytinyağcılar da göbeklidir. Hani mesela Edremit'te fuar vardı bu hafta sonu. Yani hepimiz bayağı göbekli insanlarız. Yani hiç öyle aramızda böyle çok az çok az arkadaşı var. Onlar da düzenli spor yapanlar. Onun haricinde hepimiz gırtlağımıza düşkünüz. Aslında zeytinyağı da bizi yediriyor. Ya bir şeyin böyle de bir değişik tarafı da var. Biraz da zeytinyağına bakış açınızı dinlesek, zeytinyağı sizce ne? Bir diyetisyen olarak bakış açınızda bize biraz zeytinyağını anlatabilir misiniz? Şimdi herhalde burada bunu kötüleyemem. Yok, kötü taraflarımız varsa söyleyin, biz bilelim kapatırız, o açığı da kapatırız. Şimdi şöyle, zeytinyağı tabii ki çok sağlıklı. Yani bunu bilmiyorum, çok tartışmak da etik de değil. Çok tarih öncesi zamanlara dayanıyor. Çok tabii ki sağlıklı bir besin ama yine benzer kelimelerle doğru zeytinyağını tüketmeniz de gerekiyor burada. Zeytinyağını da biz iki gruba ayırırız. Rafine ve rafine edilmemiş zeytinyağlar. Burada rafine edilmemiş, yani ısıl işlem görmemiş, kimyasal işleme maruz kalmamış zeytinyağı ve bunun da tabii ki ilk hasat dönemi o sızma zeytinyağı dediğimiz polifenol açısından en zengin zeytinyağını tüketmek en makulü. Bir kere doğru zeytinyağı burada önemli. Yani her zeytinyağını aynı sınıfa sokamam maalesef.
Ama bu sızma zeytinyağını, soğuk sıkım özellikle, bunlar tabii daha çok sizin alanınız ama soğuk sıkım sızma zeytinyağını tükettiğiniz takdirde ve yine günlük porsiyonuna dikkat ettiğiniz zaman çok sağlıklı bir besin. Çok güçlü E vitamini kaynağıdır. Bu da kalp sağlığına çok iyi gelir. Hatta bu konuda da birçok çalışma var. Felçli hastaların gidişatını, hastalığın seyrini iyileştirdiğine dair çok ciddi çalışmalar da var. Aynı zamanda kalp sağlığını da çok iyiye dönüştürdüğüne dair çalışmalar var. Başta psikolojiye çok iyi geldiğine kanıtlandığı çalışmalar da var. Bunlar da kıymetli bizim için. Çünkü mutluluk da sağlığın bir temeli, bir ayağı aslında. Dediğim gibi sızma zeytinyağlarda polifenol açısından da zengin olduğu için antioksidan özellikle gösteriyor. Yani ne demek istiyorum? Aslında kansere karşı bile koruyucu etki gösteriyor. Bir kaşık zeytinyağında yaklaşık olarak 56 miligram E vitamini bulunması gerek, öyle hatırlıyorum. Bu da vücut sağlığı açısından antioksidan, antimikrobiyal, inflamasyon azaltıcı etki gösteriyor. Bu da tabii ki beslenmeye eklenmesi gereken bir besin. Sadece şöyle bir durum var. Şimdi tüketildiği takdirde biz sağlıklı olan besinleri abartmayı da seviyoruz toplum olarak. Porsiyonunu çok abartmamak gerekiyor. Evet, sağlıklı günlük alalım. Zaten almamız gereken, vücudumuzun üretmediği esansiyel yağ dediğimiz gruba ait. Dolayısıyla evet, tüketmemiz gerekiyor ama çok fazla porsiyonunu artırmadan, işte kahvaltıda zeytinle, öğlen akşam salatalarında belki yağını kullanarak işinize görebilir. Zaten diğer yağ grupları, yani onun yerini alabilecek olan yağ grupları çok o kadar bulunabilir değil. Mesela işte avokado yağı biraz daha şu anda kültürel olarak genişlediğimiz bir dönemdeyiz bu anlamda. İşte kanola yağı, avokado yağı tarzı fındık fıstık yağları. Evet, ama bunların bir kısmı ısıl işlemle birlikte çok daha yapısı zarar görüyor. Bir kısmı çok bulunabilir değil. Avokado yağı mesela çok sağlıklı ısıl işlemle etkilemiyor ama miktar olarak çok az bir üretimi var. Dolayısıyla bizim çok ulaşabileceğimiz şeyler değil. Yani alsak da çok... Tarsus'ta var. Sözünüzü kestim, avokado yağı bir arkadaşım sıktı, Tarsus'ta var. Satamıyorlar da dedim. En son ben sabun yaparım ondan dedim. Evet, işte öyle oldu. Yani soğuk sıkım bir de hani avokadoyu. Mesela ben son 3-4 yıldır bizim zeytinyağı makineleri aslında avokado yağı da üretebiliyor. Bizim hayatımıza da öyle bir giriş yaptı. Özellikle Tarsus'tan Gazipaşa'ya kadar olan kısımlarda var. Türkiye mesela bu açıdan bakıldığında iklim değişikliğinin en kötü tarafı tropikal meyveleri biz artık bünyemize almaya başladık. Böyle de bir tuhaf durumu var. Ben İkisi yani yağını da tattım. Düşük kalite, yani daha yüksek kalitede olanlar daha iyi. Ama şey, tabii avokadonun meyvesini salatada yemek çok daha başarılı oluyor benim için. O daha tabii keyif verdi. Ya da kahvaltıda tercih edilebiliyor. Yine zeytinyağı ve sarımsağı ihmal etmeden, hani onu bir böyle çok güzel ustalar çok güzel yapıyorlar onu. Yapılabilirse çok keyif veriyor. Buyurun lütfen devam edin diğer yağları anlatmaya. Tam olarak bu söylediğiniz sebeplerden ötürü, yani avokadonun o ulaşılabilirliğinin de az olması ya da üreten kişilerin de elinde çok az bulunması sebebiyle çok da tercih edemiyoruz. Yani yiyin ekleyin gibi bir söylemlerimiz olmuyor. Çok gerçekçi de olamıyor. Aynı şekilde işte o bizim fındık fıstık ya, fındık üretiminde de çok iyiyiz ama onun da mesela ısıl işlemle birlikte zarar görebiliyor. O yüzden çoğunlukla biz zeytinyağına yöneliyoruz. Bir kere lif açısından da çok zengin bir besin. Yaş skalası da yok. Hani şu yaş grubu tüketsin, bu yaş grubu tüketemesin gibi bir durumumuz da yok. 6 ay itibariyle bebeklere bile verebiliyoruz tuzsuz kısmından. Tabii bir tansiyon sorunu yoksa, ileriki yaşlarda da varsa yine tuzsuz olarak orada zeytinin ya da zeytinyağının bir sıkıntısı yok ama içerisine eklenen tuz tansiyonda sıkıntı yapabiliyor. Şeyi ayırabiliyor muyuz? Yeşil siyah ayırıyor musunuz siz diyet olarak? Şöyle, diyet listelerinde ayırmıyorum. Aslında kalori farkı var ufak ama ben diyet listelerinde ayırmıyorum. Çünkü tercihe göre değişiyor. Esasen bizim literatürde gördüğümüz farklıdır. Yani ya onu ya onu veririz. Bir tık sayısı da fark eder. Yeşili biraz daha fazla verebiliriz ama yine bunu alışkanlık haline getirebilmek, danışanın o tercihini sınırlamamak adına çok oradaki bir iki zeytini hesaba katmıyorum. Çünkü danışanın kalori hesabı yapmasını da istemiyorum. O yüzden listelerde bunu özellikle belirtmiyorum. Hangi zeytini seviyorsanız ondan kişinin işte boyuna, kilosuna göre adedince yazıyoruz. Türüne girmiyorum. Ama tabii ki meslektaşlarım farklı uyguluyor olabilir. Evet. Yani o yüzden mesela bazı duyuyoruz 5-7 gibi böyle değişik rakamlar bir şeyler söylüyorlar mesela. Hani ben
Evet, bize zaten uymuyor. Yani hani bizim öyle bir şeyimiz yok. Bir de bizim üreticilerimiz suyu az içiyor. Bu beslenme ve diyetin içerisinde suyun önemi nerelerde? Biz suyu ne zaman ve ne kadar sıklıkla içmeliyiz? Suyun önemi. Bu da aslında beslenmenin yapı taşlarından bir tanesi. Kilo verme sürecinin de, sağlıklı kilo alma sürecinin de ve birçok hastalık için gelen danışanlarında da su çok kıymetli. Böbreklerle ilgili bir sorun yoksa diye başlayayım öncelikle. Yani eğer bir hastalığı varsa, böbrek yetmezliği ya da diyaliz durumu varsa, o zaman şartlar değişebilir ama diğer tüm durumlar için söyleyebilirim. Suyun günlük tüketimindeki miktarının ayarlanabilmesi ve tüketim saatlerinin ayarlanabilmesi önemli. Bir kere günlük su tüketiminin kilogram başına 0.33 mililitre gibi bir hesaplama yapıyoruz, kabaca hesaplamak adına. Bu da işte yaklaşık olarak, genel olarak söyleyebilirim, 2 ile 3 litre arası bir rakama denk gelir. Herkesin o suyu gün içerisinde tamamlamasını istiyoruz. Burada ayırdığımız nokta, suyu tamamlamak için tek seferde 1 litre su içmek gibi bir yanlışın yapılmaması. Mümkünse olabildiğince çok bölmek, az az sık sık tüketmek, hatta yudum yudum tüketmek, artık pipetle tüketimin bile daha sağlıklı olabildiğini görüyoruz. Çünkü vücut kullanabilitesi artıyor. Sabah aç karnına su tüketimi, mesela gün içerisinde güne suyla başlamak, uyandığınız gibi su tüketimine başlamak. Bunun illa işte yine popüler kültürde olduğu gibi limonlu, sirkeli, maydanozlu falan olmasına gerek yok. Ondan bahsetmiyorum, o başka bir boyut. Ama mümkünse sade su da olsa, uyanır uyanmaz bir bardak suyla güne başlamak vücudunuzu da sizinle birlikte uyandırır. Metabolizmayı çalıştırır ve bu hızlı çalışmasına da destek olur. Eğer yeterli su tüketmiyorsanız, vücutta yeterli su olmadığı için, vücudun kendi işlevi içinde yeterli su olmadığı için mevcut suyu depoluyor hücreler. Bu da ödem oluşumuna sebep oluyor. Ödem dediğimiz şey bu durum aslında. O yüzden yeterli su tüketmek ödem oluşmaması için de kıymetli. Çünkü ödem dediğiniz şey de uzun vadede yağ yakımını yavaşlatır. O da bizim istemediğimiz bir şey. Mümkünse gün içerisindeki suyu tamamlamak ve bunu aralara bölmek. Bir diğer nokta da yemeklerin hemen ardından su tüketimi. O da çok yaygın bir yanlış. Evet, yemekle birlikte ve yemeğin hemen akabinde su tüketimi hiç istemediğimiz bir alışkanlık. Mümkünse yemekten bir 15-20 dakika önce su tüketimi bırakılıp yemek bittikten bitimi itibariyle en az yarım saat 40 dakika kadar sonra su tüketimine başlamak gerekiyor. Hatta sadece su için de geçerli değil bu, tüm sıvılar için bunu söyleyebilirim. İşte maden suyu alışkanlıkları var, çay alışkanlığı var hemen akabinde. Bitki çayı da olsa, yani bu sağlıklı sağlıksız içecek olarak ayırmıyorum. Tüm sıvılar için yemek bitiminden en az yarım saat 40 dakika kadar geçmesini istiyoruz. Yemek esnasında da çok tüketim istemiyoruz. Bu hem mide büyümesine sebep olur, hem de suyun vücutta kullanılamamasına sebep olur. Çünkü mide o anda daha dolu ve hazım işiyle meşgul. Ama diğer kalan günün diğer saatlerinde aralıklı olarak suyu azar azar tüketmeniz gerekiyor. Özellikle sabah aç karnına ve yemeklerin yarım saat 40 dakika akabinde tüketmeniz lazım. Günlük suyu tamamlamadığınızda da metabolizmanız yavaşlar. Biz şimdi ölçüm cihazında bunu net görebiliyoruz ama vücudun yaşlanma durumu da gerçekleşiyor. Yani organların daha yaşlı çalışma durumu gerçekleşiyor. Çünkü yeterli su gelmiyor. Ve vücut birçoğunu da depolamak zorunda kalıyor. Hatta çay kahve tüketimi varsa vücut onu atmak için de gelen, içtiğiniz işte birkaç bardak su varsa onu da gelen suyu atmak için kullanıyor. Yani gelen kahveyi ve çayı atmak için kullanıyor. Neredeyse sıfırlanıyor, nötrleşiyor yani durum. Vücudun elinde çok az su kalıyor. Onu da mecburen hücrelere depoluyor. Bu da ödeme sebebiyet veriyor. Yağ yakımını yavaşlatıyor gibi böyle bir zincirleme durum var. O yüzden su önemli aslında. Biz bir de çok çay içiyoruz. Çayı çok tüketen bir toplumuz. Toplum olarak da üreticilerde. Hani kahveye gittiğimizde 3-5 bardak çay içiyoruz. Bununla ilgili bir şey var mıdır? Diyetimizde veya sağlığımızı ilgilendiren kısımlarda bir şey var mıdır? Normal, normal Türk çayı diyeyim artık. Aslında siyah çay da çok faydalı bir besin ama dediğiniz gibi biz onu daha böyle keyif için gün aşırı sayısına bile bakmadan demleyip bitirebiliyoruz. Onun için de şöyle bir genel üst sınır çizebilirim. Yaklaşık olarak 3 su bardağı bir çay tüketimi için yeterli olur. Yani gün içerisinde 5-6 çay bardağı, ama küçük boy bir çay bardağından bahsediyorum. Yeterli olur. Onun üstüne çok çıkmamak lazım.
Çünkü bunu işte bazen kahveyle de destekliyoruz. Bu da günlük kafein alımınızın üst limite çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla yine vücuttaki suyun yetersiz olmasına bağlanıyor. Her içtiğiniz çay ve kahve için, bir su bardağı için söylüyorum bunu, bir su bardağı çay için bir bardak da su ilave ederseniz eğer, vücut onu atmak için onu kullanacaktır ve diğer suları çok da kullanmayacak, yani depolama ihtiyacı bulunmayacak. Böyle bir alışkanlık olabilir. Bir de artık mevsim gereği de sıcak su, limonlu su tarzı da bir dönüştürme yapabiliriz. Mesela özellikle bazı meslek gruplarında da çok yaygın bu çay, sürekli çay tüketimi. Aslında orada bir, tamamen bir alışkanlık, yani o damak tadı değil de orada bir şeyler içme alışkanlığı. Onu da bir bardak çay, bir bardak limonlu sıcak su şeklinde dönüştürdüğümüzde o kadar da çok çay içmeyiz. Hatta yarı yarıya düşüyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Yeterli su aldığınızda, yani suyu yeterli tükettiğinde danışanlarım çoğunlukla çay ve kahve tüketimi de ideale yaklaşıyor. Şimdi yeterli sıvı alımını biz oradan karşılıyoruz. Genelde ilk seanslarda danışanların çay ve kahve tüketimine hiç karışmam. Çünkü ikinci, üçüncü hafta itibariyle o düzene biniyor. Yani suyu yeterli içtiğinde onu karşılamış oluyorlar. Ya bizim şöyle, sabah ilk daha hiçbir şey yokken hemen bir ocak yakılır. Onun üstüne hemen karagüğüm konur. Ondan sonra o yavaş yavaş kaynar. Ondan sonra çay faslı başlar. O karagüğüm oradan hiç kalkmaz. Yani akşam giderken en son artık kapanır. Artık kaç demlik demlenir, ne kadar kim ne içerse onu bilmiyoruz. O orası şey değil. Hiç içtiniz mi bilmiyorum. Hani onun isiyle böyle o inanılmaz bir keyif. O yüzden de hani bizim adamların da bir de sigara içen ekipler var şimdi. Sonuçta tayfa geldiği zaman 8-10 kişilik ekiple beraber geliyor. O çay sigara biraz da muhabbetle beraber hani o çay keyfini biz çok yaşıyoruz. Yani ben de çok severim. Mesela o kara kazanı bulduğum zaman hiç affetmem. Onu bir beklerim. Çay demlendi mi diye de sorarım. Zaten hiç bir de bu tip işlerde şeyi de aramayız. Hani temiz bardak var mı, cam bardak var mı diye hiç kimse kimseden öyle bir şeyi aramaz. Orada hep beraber Allah ne verdiyse yenilir içilir. Hani benim açımdan çok keyif verici bir şey. Ama şimdi tabii düşünüyorum 2 bardak, 3 bardak su bardağı çay meselesini. Ben hani derslere de giriyorum okulda. Çok aşıyoruz biz onu ya. Çok bayağı aşıyoruz ya. Yani bu bizim orada için olabilir. Mesela bardağınızı küçültmek ilk adımınız olabilir. Yani içtiğiniz bardak sayısı çoğalsa bile daha küçük bardakta. Şimdi su bardağı kupa kullanan danışanlarda çay bardağına geçtiğinde otomatikman aynı bardakta bile içse yarıya düşüyor. Evet, ikiye bölünüyor. Dolayısıyla bardağınızı küçültmek bu işin ilk adımı olabilir. Bir de dediğim gibi şimdi az önce bahsettiğiniz o ortamlarda o keyif veren gerçekten ve güzel çay, hani o güğüm çayı, o başka bir şey. Çoğu zaman listelerimde de bu böyledir. Eğer bir şeye değecekse muhakkak yeriz ve içeriz. Yani o hiç şaşmaz. Ama işte ders aralarında o içtiğiniz tamamen alışkanlık bir şey içme alışkanlığını değiştirmenin fayda var. Yani o keyif, hatta genelde o çaylar güzel de olmaz o hazır yerlerde çaylanırlar. Tamamen o alışkanlık, onu da değiştirmenize fayda var ama diğer kısım için aynı şeyi söylemiyorum. Şimdi tekrar bir daha başa dönüyoruz. Bize mesela bir günlük üreticinin hem kadın hem erkek de ayırıyorsanız eğer kadın ve erkek beslenmesini, biz aslında sabah kalktığımızda güne başlarken işte suya değindik, harekete değindik, mutluluğa değindik, strese değindik. Bunların hepsiyle beraber bize bir doğru profil çizme şansınız var mıdır? Hani bir genel anlamda. Türk üreticisini, Türk köylüsünü tanıyorsunuz. Hani yabancısı olduğumuz bir şeyler değil. Bir de biz şimdi mesela havalar soğudu. 3 gündür çok ciddi poyraz esiyor ve gerçekten soğuk. Hani üşüyorsunuz. Bir de biz kış çalışan insanlarız. Benim hasadım da kışın, budamam da kışın. En yoğun bahçelerde insanların gezdiği dönemler, zeytinliklerde kış ayları. Bunu da göz önüne alarak bize bir böyle bir profil çizme şansınız var mı? Tabii ki şöyle, daha yani bunlar genel konuşmalar olacak. Çok genel olacak. O yüzden yani bireysel istemiyorum. Kadın erkek ayırıyorsanız ayırabilirsiniz ama çünkü bizde de işte 4-5 tane erkek varsa 5-6 tane de kadın oluyor hasat esnasında. Budamada erkek sayısı biraz daha fazla ama kadın sayısı az. Yengelerde şeyleri yakıyor. Budama artıklarını yakıyor. O yüzden de hani kadın erkek aynı anda biz arazideyiz. Şimdi şöyle bir düzen oluşturabilirim kabataslak olarak.
Öncelikle erkeklerde şöyle bir ayrım var, baştan onu ayırayım. Doğal yani yaratılış olarak kas kütleleri çok daha fazla ve yağ kütleleri daha az, daha güçlü oldukları için, daha güçlü olmaları da buradan geliyor hatta. O yüzden bir kere onların bir tık protein oranını artırmak zorunda kalıyoruz. Hem tokluk hissi için, yani o psikolojik doygunluk hissi için, hem de tabii ki beden ihtiyaçları bu doğrultuda. Diğer türlü kadınla aralarında kalori farkı var. Bu kalorinin de birçoğunu protein ve sağlıklı yağdan ekliyoruz genel olarak. Düzen o bakacak olursak, mesela sabah suyla başlayıp dediğim gibi 3 öğün beslendiğinizi düşünerek kahvaltınızda mutlaka bir protein kaynağının olmasını isterim. Bu da yumurta ve peynirden geliyor. Yine peynirdense yumurta ilk tercihim, ama tabii ikisini beraber tüketilmesine karşı olduğum için söylemiyorum. Yumurta çok daha sağlıklı bir protein, daha doğal protein, anne sütüne en yakın protein kaynağıdır. O yüzden mümkünse mutlaka yumurta, ve bir yumurta da yeterli olmaz bedenen çalışan işçilerde. Kadınlara iki, erkeklere üç bile verilebilir tüm gün çalışıyorsa eğer. Ve tabii ki bir kolesterol problemi yoksa, yani hastalık durumu yoksa. Kolesterol hastalarına da veriyoruz, yanlış anlaşılmasın, ama hani miktarı, porsiyonu değişir. Bir dediğim gibi sağlıklı bir ekmek, bunu da kepek ekmeğini çok önermiyoruz. D vitamini eminimini çok düşürür. Gerçi bedenen çalışan işçilerde D vitamininde sıkıntı yaşamıyoruz çok şükür. Ama kepek ekmeği ve beyaz ekmek dışında mümkünse esmer, tam buğday olabilir, çavdar olabilir, kara kılçık olabilir. Ekşi maya siyez en sevdiğimiz ekmeklerdendir. Bunlardan ikişer, üçer dilim kilosuna, boyuna ve yaşına göre eklenebilir. Zeytin muhakkak, ve mutlaka bir de yeşillik, yani çiğ sebze eklemek isteriz. Şimdi normalde yazın bunu domates, salatalık diyoruz, ama çok mevsim olmayan meyve ve sebzeleri de çok önermiyoruz hormon açısından. Kışın daha çok yeşillik üzerinden ilerlenebilir. Roka, dere, tere ne seviliyorsa hiç fark etmez. Yeşil biber yazın olabilir. C vitamini içeriği çok zengin. Böyle bir kahvaltı yapılabilir. Akabinde bir kahvaltı sonrasında çok acıkma yaşanmıyor. Genelde bir çay alışkanlığı oluyor. Bir 4 saat sonra, belki 4,5 saat sonra açlık durumuna göre bir öğle yemeği eklenir. Öğle ve akşam yemeklerinin de şöyle bir dönüşüm yapılabilir. Çok sürdürülebilir beslenmede böyle farklı tariflerle ilerlemiyoruz. Daha evde pişen yemeklerin porsiyonunu kısıtlamaya gidiyoruz. Birinde öğle ve akşamda birisinde protein, birisinde sebze alımı olabilir. Sebzeyi akşama bırakmak bazen kilo verimi açısından kolaylık sağlayabilir. Ama öğlen çok acıkmadığında sebze tercih eden danışanlarımız var. O da olur. Hani akşam protein yenmez gibi bir söylemim de yok. Bir sebze yemeğini tek başına tüketmek, yanında ekmek ve yoğurtla, belki biraz daha çiğ sebze salatayla, akşamda bir protein kaynağı, et, tavuk ya da balık, beyaz et, özellikle hindi eti, daha böyle GDO oranı daha düşük protein kaynaklı ve sağlıklı mevsimsel balıklar, yine beyaz et açısından. Yine yanında ekmek ya da bazen ekmek yerine kışın çorba da çok tercih ediliyor. Mümkün tokluk hissi de yine yeterli olacaktır. Çok böyle katı bulamaç gibi çorbalı olmadığı sürece, içerisinde büyük parçalar olmadığı sürece, işte erişte, makarna, mantı gibi yöresel çorbalar olmadığı sürece sıkıntı yok. Şehriye bulgur, buğday eklenebilir çorbaların içerisine. Yaklaşık 1-1,5 kepçe çorbayı bir dilim ekmekle değiştirip öğünlere eklenebilir. Yine salata, protein kaynaklarının yanında mümkünse bolca salata eklensin isteriz. Burada sadece ana öğünler yeterli olmayabilir. Öğle ve akşam arasında mutlaka bir ara öğün eklemek gerekir. Yaklaşık öğle yemeğini yaptıktan 2,5-3 saat sonra olabilir. Oraya da bir meyve grubu, hem vitamin açısından mevsim meyvelerinden bir tane, iki tane kilosuna göre yine değişir. Meyveyi de tek başına yememek adına, yine kan şekerini çok böyle dengesini bozmamak adına, yanına bir yağlı tohum, kuru yemiş tarzı ya da bir süt ürünü, kefir olabilir, probiyotik açısından zengin. Ya da eğer kişinin açlık durumu fazlaysa o anlarda, bir karbonhidrat, yani galeta, leblebi, buğday patlakları şeklinde, orada yine tokluk hissi sağlayacak bir ara öğün yapılabilir. Meyvenin yanında, yani meyve muhakkak olsun isteriz, ama onun yanına birkaç bir şey eklenebilir. Çok geç yemek yememek lazım, onu ekleyeyim. Yani akşam yemeğini çok geçe bırakmamalı hiç kimse. Mesela saat 7 gibi, 7,5 gibi bitirmekte fayda var eğer mümkünse. Ve sonrasında bir ara öğün yapmamak ilk tercihimiz, ama mümkün olmuyor bazen. Çok açlık durumu olabiliyor, çok geç yatan danışanlar olabiliyor. O zaman da yine yemekten 2-2,5 saat kadar sonra bir ara öğün ekliyoruz. Genelde yine meyve tercihimiz olur vitamin açısından.
Çok o saatte karbonhidrat grubunu vermemeye çalışıyorum. Yani galeta, leblebi, az önce saydığım o buğday patlağı tarzında karbonhidratı çok oraya eklememekte fayda var. Meyve ve yağlı tohum yine olabilir ya da süt ürünü, bir ayran olabilir bazen. Danışanlar özellikle şeker hastalarında meyveyi tek başına verdiğinizde gece çabuk acıktırdığını söylerler. Böyle bir düzen oluşabilir. Çok güzel. Ben hani burada bir süt ve süt ürünleri arasında kaldım. Mesela sütün hazmı zorlaştırdığı ile ilgili böyle bazı şeyler var. Okuyorum ben de süt yerine süt ürünlerini tercih edin diyorlar. Bu durumu bir açıklama şansınız var mı bize? Siz mesela sütü şeye koydunuz ama süt ürünlerini de koydunuz grubun içerisinde. Bunu bir açıklama şansınız var mı? Şöyle, şimdi biz zaten beslenme düzeni oluşturmadan önce kişiden bir detaylı bir anamnez alıyoruz. Bunda kişinin varsa şikayetleri, bağırsak sorunlarına da değiniyoruz. Biraz hazım yapan besinlere. Sütün tek başına direkt inek sütünü tükettiğinizde evet bağırsaklarda sorun yapabiliyor. İçerisindeki laktoz enzimini çok bizim vücudumuz sindiremiyor maalesef. Özellikle kazein dediğimiz proteini. O yüzden bitkisel sütlere yönelmekte fayda var. Bu da biraz alışkanlık meselesi. Çok bizim kültürümüzde özellikle belli yaşın üzerinde çok uygulanabilir olmuyor. Yani daha genç kesim uyguluyor ama belli yaşın üzerinde işte Hindistan cevizi sütü içelim gibi bir tavsiye veremiyoruz. Komik kaçıyor. Orada daha çok fermente olmuş besinler, yani kefir ve yoğurt gibi daha probiyotik içeriği yüksek ve vücudun bir tık daha kolay sindirebildiği besinlere yöneliyoruz. Özellikle kefir çok tercih ederiz çünkü probiyotik açısından da çok zengin ve bağırsakları o anlamda sağlıklı destekliyor, tam tersi. Yani süt içtiğinizde daha rahatsız ederken kefir tam tersi rahatsızlığı minimalize ediyor. Yoğurt da aynı şekilde, özellikle ev yoğurdunu daha çok tercih ederiz. Hepsi rahatsız ediyor olabilir. Burada da laktozsuz almakta fayda var. Yani laktozsuz sütten yapılmış yoğurt, laktozsuz sütten mayalanmış kefir tercih etmek çok daha mantıklı olur. Çünkü zaten o rahatsız ediyorsa içerisindeki laktoz sizi rahatsız ediyordur. Onu sindiremiyorsunuzdur. O yüzden direkt inek sütünü arı öğünlere böyle tek başına vermek benim de çok tercih ettiğim bir şey değil ama isteyen danışanlarımız var mı? Var. Ben süt içmeyi seviyorum. Yasak gibi bir tablomuz da yok. Ya da sütlü kahve içmek seven genelde danışanlarımız var ara öğünlerde. İçebilir ama eğer onu rahatsız eden bir durum varsa, bir şişkinlik, hazımsızlık varsa, bazen ondan olduğunu fark etmeyebiliyor danışanlar. O zaman bir uyarı yapıyoruz. Bu öğün sonrasındaki durumunuza bir bakın, kontrol edin, not alın diye. O zaman geri dönüş aldığımızda bazı danışanlar da gerçekten ondan kaynaklandığını fark edebiliyorlar. Onu da o zaman değiştiriyoruz. Biraz kişiye göre ilerliyoruz ama genel çerçevede evet, tek başına çok bir alışkanlık yoksa bunu alışkanlık kazanalım gibi bir yönelimimiz yok. Tamam. Ya ben şöyle yapıyordum. Ben hasat daha az yorucu benim açımdan. Çünkü bir tente toplama falan biraz dinleniyorsunuz ama budama benim için daha yorucu. Çünkü daldan dala kese kese gittiğiniz için orada ara vermeniz size bağlı. Ben böyle olduğumda süt içerek yatıyordum. Mesela sabah daha dinç kalkıyorum. Hani böyle sanki sütüm benim kas yapımda bazı şeylere iyi geliyor diye düşünüyordum ama son yıllarda sütle ilgili böyle çok dedikodular mı diyeyim artık. Yani bir şeyler okuyoruz insanların hani değişik şekilde bağırsak sistemlerine şeydi. Onu merak etmiştim ben aslında. Benim açımdan sütün herhangi bir hazımsızlığı söz konusu değil. Hani beni rahatlatan bir şey. Bu arada Ömer de şey yazdı, toparlayalım yazdı. Sürdürülebilir beslenmeyi rica edeceğim. Ömerciğim bir 5 dakika idare eder misin? Hazır diyetisyenimizi bulmuşken bu sürdürülebilir beslenmeyi de bize açsın, ondan sonra toparlayalım. Sürdürülebilir beslenmeyi şöyle özetleyebilirim. Böyle belli beslenme kalıpları olmadan, diyet kalıpları dayatmaları olmadan, kişinin yaşam tarzına uygun, uyku saatlerine uygun, varsa kullandığı ilaçlara, kan değerlerindeki oynamalara uygun bir beslenme tarzı aslında. Herkesin yemeğe erişebileceği saat aynı olmayabiliyor. Çalışma saatleri, uyku saatleri ya da yemek istediği saatler. Bazen çok erken kalkan danışanlar bile çok geç kahvaltı yapmak isteyebiliyor. Bu tarz belli sabit alışkanlıkları olan insanların başka üniversitede öğrendiğimiz diyeyim kalıpları, bunu yapmanız gerekiyor. Doğrusu bu şekilde dayatmak çok efektif olmuyor. Çok da sürdürülebilir olmuyor. Onu sürdürebilmesi açısından ona uygun bir liste oluşturmaya çalışıyoruz. Genelde böyle listelerimde de şey yoktur.
işte her hafta farklı bir tarif verelim, gelin bu hafta bunu yiyelim, yarın bunu yiyelim tarzı. Onun yerine evde pişen yemeği doğru pişirme tekniği, porsiyonu ve sizin için en uygunu ne? Bu sürdürülebiliyor. Çünkü diğer türlüsü ben şu anda diyet sürecindeyim ve bunu yemek zorundayım, bitince de onu yerim gibi bir algı oluşturuyor. Diyet evet, biten bir şey değildir. Sağlıklı beslenmek çok yaş skalası artık çok geniş. 6 yaşında danışanlarımız da var, 72 yaşında danışanlarımız da var. O yüzden o skala çok geniş. Yani onu böyle sınırlandırmak, işte diyet artık bitsin moduna geçmek, kişiyi yanlış yönlendiriyoruz. Bitiyor ve bir süre sonra tekrar başlamak gerekiyor. Yani ona mecbur kalıyor aslında. O yüzden onun hayat tarzına uygun ve sürdürebileceği bir düzen oluşturduğumuzda o da onu alışkanlık haline getirebiliyor ama adım adım. Yani bir anda gelin artık böyle yaşayın, bu sizin alışkanlığınız olsun demek de gerçekçi olmuyor. Adım adım onun hayat tarzını uyarlayarak, sonrasında yaşam tarzındaki yanlışları düzelterek adım adım ilerlediğimiz bir süreç çok daha kalıcı kilo vermeyi sağlıyor. Sonrasında geri almamayı sağlıyor aslında. Şimdi benim burada şöyle düşünüyorum. Biz hani güneş saati çalışan insanlarız, çiftçiler. Ve bizim hani sizin o sabit mesai 8-5 mesainin dışında çalışıyor bunlar. Bazen sabaha karşı işte 4'te başlıyorlar. Akşam 8.30-9'da hava kararıyor. Kışın da tam tersi işte kış saatini 8'de başlıyorlar. Akşam 6 gibi kapatıyorlar. Yani bu biyolojik değişime veya işte kış yaz arasındaki bizim isteğimize göre de bu sürdürülebilir beslenme farklı saat dilimlerinde farklı şeyler yapıyor değil mi? Tabii ki tabii ki. Herkesin beslenmesi aynı şey değildir. Kimisi için 2 öğünün üzerine çıkması ona sıkıntılıdır. Kimisi 3 öğün hatta 4 öğün yapmak gerekir. Yani aralarda birkaç öğün daha eklemeniz gerekir. Bu herkese göre değişir çünkü yaşam tarzı çok farklı. Saatleri farklı bir kere. Sizin bahsettiğiniz kesimdeki insanların hareket durumu çok farklı. Biz şehir yaşamına göre çok daha fazla hareket ediyorlar. Bu da günlük ihtiyaçları olan kalorinin artması demek. Dolayısıyla onların düzeniyle bir işte saat 9-10 gibi kalkıp 12'de kahvaltı yapan bir mesela ev hanımının düzeni aynı olamaz. Onun ihtiyacı da aynı olamaz. Tabii ki onun için de farklı bir sürdürülebilir beslenme mümkün. Şimdi ben sizde işte program yapacağız diye biraz karıştırırken öğle yemeğinin 1800'lerin sonunda bir fabrika işçilerinin daha çok çalışabilsin diye çıkarıldığını duyduğumda ya nasıl olur falan böyle, ama biz öğle yemeği yerdik hani çünkü arazide yemek zorundayız falan, hani böyle düşündüğümde evet aslında yeni bir düzen var, biz eski düzenle devam ediyoruz. Hani aslında bizim üreticilerin yaşantısı kışı yazı güneşi ve ayı yaşaya yaşaya gidiyoruz biz. Hani gece ve gündüzün farkını bilen insanlarız. Bu yüzden de bu beslenme, bu sürdürülebilir beslenme ve diyet konusunu olmadı biz sizinle bir daha bir işleriz. Çünkü burası benim kafamda çok başka bir şeyler oluştu. Ben onunla ilgili size sorularımı da yazarım. Belki bir gün İzmir'de ofisinize uğrarım, orada da anlatırım. Hani burası bence çalışılabilecek, çünkü biz biyolojimize göre yaşamıyoruz. Kışın özellikle, yazın hadi neyse ama kışın özellikle insanlar, özellikle büyük şehrin insanları bence biyolojilerine göre yaşamıyorlar. Köylerde insanlar biyolojilerine göre yaşıyorlar. Belki bu sürdürülebilir beslenme bu açıdan daha farklı bir noktada bizleri bir yere getirebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Son cümlelerinizi alayım ben toparlama adına. Üreticilerimize varsa tavsiyeleriniz, bu arada tüketicilerimiz de dinliyorsa bizi, onlara da varsa zeytinyağı ile ilgili tavsiyeleriniz bekliyorum. Öncelikle emeklerine sağlık tüm üreticilerin. Onlara çok ihtiyacımız var. Çok kıymetli bir iş yapıyorlar aslında. Şu anda da tam hasat zamanı dediğiniz gibi. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Çok zor bir iş bence. Tüketiciler açısından da birçok şeyin, yani üreticiler de aynı zamanda tüketici zaten. Birçok besinin olduğu gibi zeytinin ve zeytinyağında çok sağlıklı olduğu malum. Ama bunun porsiyonuna dikkat etmek gerekiyor. Birçok besinde olduğu gibi. Anlatılanların bu noktada ışık olacağını düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili Köy TV izleyicileri, önümüzdeki hafta biz henüz Bilge ile konuşamadık tabii. Belki bir konuk alırız. Belki siyasetinle devam ederiz. Onu konuşuruz.
Şimdiden hepinize başlamadıysanız bereketli hasatlar. Bitiren arkadaşlarımız için de önümüzdeki hafta havaya göre mutlaka bordo bulamacını tavsiye etmeye başlayacağız gibi duruyor. Çünkü serinleyecek gibi tekrar yeniden bir tık daha bir soğuk hava gelecek gibi. Önümüzdeki haftaki programda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.